Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen haftaki dersimizde yenilenebilir enerji nedir, yenilenemez enerji kaynaklarımız nelerdir? Bunlardan bahsettik. Bu hafta bu konularla ilgili birazcık etkinlik yapalım hep birlikte. Etkinliğimizin ilk konusu enerji kaynakları nelerdir? Evet, ikiye ayırmıştık biz zaten. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları. Yenilenemez enerji kaynakları neydi? Bunu bence hep birlikte yapalım. Size kendiniz evde muhakkak bir kağıda kalemi alın ve yapın. İlki Petrol diyorum arkadaşlar. Bir diğeri kömür diyorum. Bunlar yenilenemez enerji kaynaklarımız. Bir diğeri doğalgazdı. Ve son olarak ne diyorduk? Linyet. Peki yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? Hemen ilk olarak Güneş diyorum hemen peşine su diyorum. Rüzgar diyorum. Ve en sonda jeotermal enerji diyorum. Burada bir diğer etkinliğimiz diyor ki aşağıda verilen enerji kaynaklarının nerelerde çıkarıldıklarını yazınız. Taş kömürü nerede çıkartılıyordu arkadaşlar? Ben size 3 yer söylemiştim. Sadece o aralıktaydı. Songuldak Amasra ve Ereğli. Peki petrol? Batman, Diyarbakır ve Adıyaman. Linyet nerede çıkartılıyor? Linyet için demiştik ki Türkiye'de bol miktarda vardır. O yüzden çok fazla yerde çıkmaktadır. Kahramanmaraş. Hepsini yazmayacağım arkadaşlar. Kütahya. Manisa. Muğla. Tekirdağ. Bu kadar yeter arkadaşlar. Erzurum vesaire buralarda da çıkmaktadır. Çok geniş alandan çıkartıldığı için hepsini yazmıyorum. Peki doğal gaz ciyotermal enerji nereden çıkıyor? Denizliden çıkıyor arkadaşlar. Doğal gaz için diyoruz ki biz bunu ithal ithal ediyoruz. Peki. Diyor ki aşağıda tabloda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına D yanlış olanların karşısına Y işareti koyunuz. Diyor ki bir İnsanların ihtiyaç duydukları maddeleri üretmek için belirli bir enerji kaynağına ihtiyaçları vardır. Doğru mu yanlış mı? Lütfen siz de bunu evde tekrarlayın arkadaşlar. Tabii ki doğru. İkinci diyor ki petrol, linyet, taş kömürü ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynakları denir. Bakın yukarıda biz ne yaptık yenilenemez enerji kaynaklarına petrol, kömür, doğalgaz ve linyet yazdık. Demek ki neymiş? Doğru. Ülkemiz enerjisinin %28'i hidroelektrik santrallerinden elde edilmektedir. Evet arkadaşlar bu da doğrudur. Ülkemizde çıkarılan doğalgaz ihtiyacı karşılamadığı için Rusya ve İran'dan satın alınmaktadır. İthal ediyoruz demiştik arkadaşlar. Doğru. Çevreye etkisi az olan ve doğada sürekli bulunan enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları denmektedir. Doğru mu yanlış mı diyoruz? Evet doğru diyoruz buraya da. Ülkemizde yaygın olarak görülen ve konutların ısıtılmasında kullanılan kömür türü linyittir. Hayır ne diyoruz? Taş kömürü diyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımız yanlış olacak. Geldik yedinciye. Enerji değeri düşük olan taş kömürü bu özelliğinden dolayı sadece demir çelik sanayinde kullanılmaktadır. Yanlış arkadaşlar, konutların ısıtılmasında da kullanılmaktadır. Ülkemizde çıkarılan petrolün tamamı Güneydoğu'dan Güneydoğu Anadolu bölgesinden elde edilmektedir. Ne diyor? Doğru. Ve son olarak ülkemizde bulunan tüm akarsuların akış hızı yavaş olduğundan baraj yapımına uygun değil. Hayır arkadaşlar tam tersi ülkemizdeki akarsuların akış hızı fazladır ve bu yüzden diyoruz ki hidroelektrik enerji üretimi için olumludur ve uygundur diyoruz. Hep birlikte şimdi tekrar dolduralım. Biri için ne demiştik? Doğru dedik. İki için doğru demiştik. Üç için doğru dedik. Dört doğru. Beş doğru. Altı yanlış 7 o da yanlış 8 doğru ve son olarak 9 yanlış olarak demiştik arkadaşlar. Evet etkinliğimiz bitti. Şimdi sıra testimize geldi. İlk sorudan başlıyorum. Diyor ki: Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer aldığı söylenemez? Sürekli devam eden doğal yollarla var olan enerji akışlarından elde edilen enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları denilmektedir. Hangisi bunlar da arasında yer aldığı söylenemez. A termik enerji, B rüzgar enerjisi, C güneş enerjisi ve D jeotermal enerji. Biz az önce etkinliğimizde yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını ayırdığımızda termik santral, termik enerjiler için yenilenemez kaynaklar arasında göstermiştik. Geliyoruz ikinci sorumuza. Yukarıda sözü edilen enerji kaynağının adı nedir? Okyanuslarda ve denizlerde rüzgar sonucu oluşan hareketlerden elde edilen yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bu enerji kaynağı henüz ülkemizde kullanılmamaktadır. Arkadaşlar bu bilgi olsun diye veyahut da sorularda karşınıza çıkarsa eleyici olsun diye size söylüyorum. Okyanuslarda dediği için öncelikli olarak şöyle bir not alalım. Türkiye'nin okyanusa kıyısı yok. Yani bu nedenle ülkemizde diyor henüz kullanılmamaktadır. A. Rüzgar enerjisi, B. Hidroelektrik enerjisi, C. Dalga enerjisi ve son olarak D. Güneş enerjisi. Rüzgar enerjisi vardır, hidroelektrik enerji vardır, güneş enerjisi bulunur. Ancak dalga enerjisi çok okyanus olmadığı için çok güçlü değildir dalgalar ve enerji elde edilmez. Cevabımız C arkadaşlar. Evet geldik dördüncü soruya. Dördüncü sorumuzda ne diyor hemen ona bir bakalım. Buna göre aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde güneşli gün sayısı az olduğu için güneş enerjisinden faydalanma imkanı daha azdır. Demek ki güneşli gün sayısının az olduğu bir yeri sormaktadır bize arkadaşlar. O yüzden A Antalya diyor, B Trabzon, C Adana, D Gaziantep. Bakın A C ve D ülkemizin güney bölgesinde yer aldığı için yani ekvatora yakın yerlerdir ve bu yüzden güneşli gün sayısı fazladır. Ancak Trabzon kuzeyde kalmaktadır ve bulutlu gün sayısı fazladır. Güneşli gün sayısı az olduğundan cevabımız B oluyor arkadaşlar. Geliyoruz diyagramlı soruya. Diyagramlı soruda diyor ki şemada diyor yıldız yuvarlak ve kare sembolleriyle gösterilen yerlerden herhangi birinin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez. Şimdi burada ne diyor arkadaşlar? Enerji kaynakları yani enerji elde edebileceğimiz kaynakları soruyor. A petrol diyor, B demir, C doğalgaz ve D taş kömürü. Arkadaşlar biz petrolden enerji elde eder miyiz? Evet edebiliriz. Doğalgazdan elde edilir. Yine taş kömüründen elde ederiz ancak demirden biz enerji elde edemeyiz. Enerji kaynaklarımız arasında biz bunu söylemedik. Geliyoruz 6. soruya. 6. soruda diyor ki: Sanayi tesislerinin kurulup gelişmesinde gibi koşullardan kaç tanesinin önem taşıdığı söylenebilir? Sermaye. Arkadaşlar sermaye nedir? Bir işi yapabilmek için elinizde bulunan maddi İmkan veyahut da maddiyata çevirebileceğiniz gayrimenkullerinizdir. O yüzden bu gereklidir. Enerji tabii ki arkadaşlar sanayi tesisinizin çalıştırılması için önemli. Yine arkadaşlar iş gücü çok önemlidir ve ham madde ham madde olmadan zaten sanayi tesisinizde işleyeceğiniz hiçbir şey olmaz. O yüzden diyorum ki cevap D yani hepsi önemlidir. Arkadaşlar ben soruları gösterdiğimde lütfen videomu durdurun ve önce kendiniz cevabı verin, benimkile eşleştirmenizi istiyorum. Şimdi 7. sorudan devam ediyoruz. Bir Türkiye haritamız var gördüğünüz gibi. Diyor ki: "Yukarıdaki Türkiye haritasında bazı enerji kaynakları diyor sembollerle gösterilmiştir." diyor. Buna göre yuvarlak ile gösterilen bölge enerji kaynaklarından hangisinden yararlanılmaktadır? Yuvarlak olan yer neresi? Ege bölgesi arkadaşlar. Bu yüzden Ege bölgesinde en fazla hangisi vardır? Linyit kömürü vardır diyoruz arkadaşlar. Geliyorum 8. soruya. 8. soruda diyor ki e, bu ifadelerine bakılarak Erdinç Bey ile ilgili yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir? Gebze'de kimyasal ürün üreten bir fabrikanın sahibiyim. Fabrikamın atıklarını hiçbir zaman toprağa ya da su kaynaklarına karıştırmam. Ayrıca havayı kirletmemek için fabrika bacalarına da filtre taktırdım. Hangisi ya da diyor hangileri Erdinç Bey ile ilgili söylenebilir. Bilinçli bir şekilde davrandı. Doğru arkadaşlar çünkü diyor ki ne diyor suyu ne de toprağı kirlettim diyor. Sonra hava kirliliğine karşı önlem aldı. Diyor ki havayı da kirletmemek için fabrika bacasına ne takmış? Filtre takmış. Doğrudur. Ve diyor ki su ve toprağa karşı sorumluluk bilinciyle davrandı. Evet arkadaşlar, toprağı, suyu ve havayı kirletmediği için sorumluluk bilinciyle davrandığı için cevabımız D seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Evet 9'dan devam ediyoruz. Doğal zenginlik kaynaklarımızın korunması için alınması gereken birçok tedbir bulunmaktadır diyor. Aşağıdakilerden hangisinin bu amaçla alınabilecek en etkili tedbir olduğu söylenebilir. Arkadaşlar en etkilinin altı çizilmiş diğerleri etkili ama bir tanesi hepsinden daha etkili bunu kastediyor. A. Bireylere eğitim vererek bilinçli hale getirmek. B. insanların doğal zenginlik kaynaklarının kullanmasını engellemek. C doğal zenginlik kaynaklarını korumaya yönelik yasal düzenleme yapmak D doğal çevreye zarar veren kişilere ceza vermek bakın arkadaşlar baktığımızda C ve D şıkları da bu amaç doğrultusunda alınabilecek tedbirler arasında gözüküyor ama en etkili ne diyoruz bireylerin eğitilmesi bireyleri bu konuda bilinçlendirmek o yüzden cevabımız A seçeneği olacak ve son sorumuza geliyoruz Yukarıdaki öğrencilerden kaç tanesinin bilinçli olduğunu söyleyebiliriz diyor. Halil demiş ki dişlerimi fırçalarken suyu açık bırakırım. Arkadaşlar Halil'in e, bu yaptığı davranış bilinçli olduğunu gösterir mi? Hayır. Bu ne demek? Kaynakların bilinçsizce tüketilmesi demektir. O yüzden Halil'in üstünü çiziyorum arkadaşlar diyor ki Mustafa, akarsuları kirletmemeye çalışırım. Akarsulardan arkadaşlar içme suyu da kullanıyoruz, e, tarım arazilerinin sulandırılmasında da kullanıyoruz. Bu yüzden Mustafa'ya bir artı koyuyorum. Geliyorum Kadir'e. Kadir diyor ki suyu ihtiyaç duyduğum kadar kullanırım, gereği kadar yani. O yüzden Kadir'in davranışını da olumlu görüyoruz. Sude bulaşıkları makinede değil elde yıkarım. Arkadaşlar makinede yıkanan bulaşıklarda su az kullanılırken elde yıkanan bulaşıklarda su daha fazla tüketilmektedir. Bu yüzden su de üzerine bir çarpı koyuyorum. Yani iki tanesinin bilinçli olduğunu söyleyebiliriz. Umarım siz de teste benimle birlikte cevaplandırmışsınızdır ve sorularınızın cevapları doğru çıkmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.